Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Çektiniz mi? Tamam. Beş kitabı sergilenmek. Aklamak var. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, çok seviyorum. Çok seviyorum sizi, çok seviyorum sizi. Sayın Başkanım, çok seviyorum. Yaşayın. Neşeniz yurda geldi başkanım. Bu Mustafa Cumhurbaşı'nın Atatürk'ün yazmış olduğu yazı, bilgi, burayla ilgili bilgi eseri olduğu. Buraya gelişte Selçuk eserlerini geziyor. Bunun bir an önce korunma altına alınması, restorasyon yapılmasını istiyor. Bununla ilgili meclise güzel demiş oldukla birkaç yazıdan bir tanesi. Bu orijinali değil mi? Orijinali. Balaban Sarayı'nda Balaban Sarayı'nın Çinlilerinden kurulacak. Biz bunun aynısını var. O bunu imal etti. Bu şekil. Güzel bir masa yaptık. Burada El Muazzam yazılı. Meclisin girişinde de Konya ile ilgili bir küçük bir yer var. Orada da buradan gönderdik bunları. Keyfiniz nasıl? Çok şükür. İşler nasıl? İdare ediyor musunuz? İdare ediyoruz diye. Biraz sıkıntılı biliyorum da. Evet. İyi olacak inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi kış bir oldu, değiştiriyorum. Konya kahvesi söyleyelim size. Şimdilik değil, daha sonra inşallah. İnşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Sağ olun. Peki efendim. Teşekkürler. Bekleriz geçen kadar inşallah. İnşallah. Çok şükür. Merhaba dizim. Nasılsın? Çekin arkadaşlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba abla, nasılsın? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben deyim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun. Pardon. Benim çok teşekkür ederim. Hayırlı. Ne yani ya? Söylüyor mu? Merhaba bizim. Sayın Başkanım, çay içmeyi bekliyoruz esnaf olarak da. Çayımız için buyurun. Esnafa gelirim diye. Buyurun başkanım. Hadi bir alçak. Nasılsınız? İyi de. Sen nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Gel başkanım. Çaylarını söyle oğlum. Benim. Evet, siz çayı Dursun'a söylediniz. Hemen geldi. Bizim Yaşar Rüyü böyle dedi. Dursun adam mı geldi diyor başkanım her zaman. Başkanım adı. Amcam mı? Amcam mı? Ziya Yakın Çelebi'yiz. Hazreti Mevlana'nın 20. kuşak torunu.
makam çelerimiz Hacı Sahin Yarkın Çelebi Hazretleri. Çelebi ailesinin şimdiki temsil. Değerli arkadaşlar, bugün 17 Aralık Şeb-i Aruz, Hazreti Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü tarih. Onu sadece bu topraklar değil, bu toprakların insanları değil, bütün dünya takdir ediyor. Öylesine değerli bir insanın bu topraklarda yetişmesi bizim gurur vesilemiz. Onun düşünceleri, onun felsefesi, insanlığın felsefesidir. Bugün Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettik, Fatiha'mızı okuduk. Ailesiyle birlikte oldum burada. Yaşayan kuşaklarıyla kısa bir sohbetimiz oldu. Onlara teşekkür ettim. Mevlana'nın özelliği insanlığı kucaklamasıdır. Mevlana'nın özelliği alçak gönüllü olmasıdır. Mevlana'nın özelliği bilgiye önem vermesidir. Mevlana'nın özelliği insana farklı gözle bakmamasıdır. Mevlana'nın özelliği yüreğinde kin tutmamasıdır. Mevlana'nın özelliği bütün kainatı sevmesidir. Mevlana'nın özelliği onu Mevlana yapan değerlere sahip olması ve onu dünyaya yansıtmasıdır. O nedenle Mevlana bizim topraklarımızın yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisidir. Onun Hakk'a yürüdüğü bir günde burada olmak da bizim için onur vesilesidir. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler.